Canım Anne Tasarım Atölyesi'nden merhabalar. Bugün hep birlikte çok güzel bir geri dönüşüm yapacağız arkadaşlar. Geri dönüşümümüzün başlıca maddesi eski dantellerimiz, gördüğünüz gibi lekeli, eskiyen, kullanılmayan dantellerden dantelleri değerlendirmek maksatlı yapacağımız bir proje. Aslında kullanılmıyor, atmaya da kıyılmıyor. El emeği, göz nuru oldukları için bunları değerlendirebileceğimiz güzel bir proje olacak arkadaşlar ve sonrasında da gerçekten kullanabileceğimiz bir güzel proje. Başlayalım. Şimdi nelerimiz var? İp ve dantel sertleştirme tutkalı diyor, gördüğünüz gibi. Tutkalımız var arkadaşlar. Sprey boyamız var. Başrollerde bir tane peynir kabımız var. Tabii ki siz ne süslemek isterseniz, hani bu peynir kabı da olabilir, yoğurt kovası da olabilir ya da işte karton kutu da olabilir, ayakkabı kutusudur. Aklınıza gelebilecek, hani ne kullanmak isterseniz, ne için kullanmak isterseniz onu süsleyebilirsiniz. Mesela ben bunu aldım. Ben bunu ne yapacağım? Ben bunu tığlarımı koymak için yanımda, işte el işlerimin yanında tığımı, makasımı vesaire ufak tefek malzememi koymak için kullanacağım bir kutu olacak. Siz de ihtiyacınız yönünde bu şekilde kutunuza karar verebilirsiniz ne kullanacağınızı arkadaşlar. Onun dışında şu şekilde süsleme taşlarım var, süsleme için sıralı taşlar. Onları da kenara koyalım, onları en son aşamada kullanacağız. Şimdi ilk aşamada tutkalımızı karıştıracağız arkadaşlar. Tutkalın üzerinde zaten dediğim gibi bu ip ve dantel sertleştirme tutkalı diyor. Gördüğünüz gibi aldığınız tutkalın üzerinde nasıl kullanacağı yazıyor. Kullanma talimatı. O ölçülerde ben hemen suyumla tutkalı karıştıracağım. Evet, ben birebir koyacağım. Su ve tutkalı. Göz kararı koyuyorum. Farklı ipler için farklı miktarlar var. Dediğim gibi ölçmedim. Göz kararı birebir koymaya çalıştım. Bunu şimdi güzelce karıştıracağım. Evet, karışımımız hazır arkadaşlar. Şimdi hangi danteli kullanacağıma karar vereceğim. Şöyle bakıyorum hemen. Dediğim gibi öncelikle burada kullanılmayan dantelleri değerlendirebilirsiniz. Benim genelde lekeli olanlar, çay ya da kahve lekesi şeklinde kirlenmiş olanlar arkadaşlar. Hemen şöyle tutkalın içine batırıyorum. İyice tutkalı her yerine temas etmesini sağladıktan sonra çıkaracağım arkadaşlar. Bu aşamada elime bir tane eldiven takıp tutkalı sıkacağım. Evet, eldivenlerimi taktım. Şimdi hemen danteli, iyice tutkala buladığım danteli şu şekilde çıkarıp sıkıyorum tutkalını. Tamamen kupkuru kalmasın, yine de bir miktar sıkıyoruz. Damlamayacak, sıvı halde olmayacak şekilde. Bunu kenara alıyoruz. Şöyle çekeyim. Ve kutunun üzerine danteli güzel bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ne şekilde durmasını istediğimiz şekilde kapattığımız danteli kenarlarının ince detayları şu şekilde ince çubuk yardımıyla da olabilir. Ya da farklı bir aparat kullanarak da olabilir arkadaşlar, ne isterseniz. Yapışması için şekillendirmeye çalışıyoruz. Bir süre böyle açık havada duracak ve tutkalın kurumasını bekleyeceğiz. Ben bu kenar kısımları da yapıştırmak istiyorum. Onun için şöyle yapışmayan noktalara küçük küçük silikon dokunduracağım ki, çünkü ıslak, sıcak silikon dokunduracağım. Başka yapıştırıcıyı kullanamam şu anda. Hemen silikonla dediğim gibi yapışmasını istediğim noktalara şöyle minik minik dokundurup çok
fazla değil. Minicik minicik, sonradan şey kalmaması için, izi kalmaması için arkadaşlar. Çünkü dantelin bütün bir görünümü olsun istiyorum çalışmamız bittiğinde. En azından uç kısımlarına şu şekilde yapıştırıp şekil almasını sağlayacağız dantelin. Tamamen donmadan buraların da tam yapışabilmesi adına şuraları keseceğim arkadaşlar. Kapakla gövde kısmında olan bölmeleri birbirinden ayıracağım. Fakat şu anda değil, daha erken. Dediğim gibi birazcık sertleşmesini bekledikten sonra bu kısımları ayıracağım. Şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Ve birazcık sertleşmesini beklemek için zamana ihtiyacı var dediğim gibi. Böyle bekleyeceğiz biraz. Evet, kuruma işlemimiz birazcık tamamlandı. Tamamıyla kuru değil henüz. Fakat o ilk ıslaklığı geçti arkadaşlar. Şimdi danteli keseceğim. Tam kapağın uç hizasından. Biraz daha beklenebilirmiş şu aşama ya bakılınca. Artık bunu göstermiş olayım. Diğer taraflara azıcık daha kuruduğunda keseceğim ben. Şu şekilde de bırakacağım arkadaşlar ki düzgünce yapışsın. Bu uç kısımlarını da şöyle yapıştırıp bu şekilde bırakacağım. Kapalı olduğunda sanki dantel üstünde bütün örtülüymüş gibi duracak sizin anlayacağınız. Evet. Dört kenarını da şimdi bu şekilde keseceğim. Evet, üzerinden epey bir zaman geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dantel tutkalın etkisiyle kurudu. Kutumuza yapıştı. Ufak tefek tamamıyla yapışmayan yerleri olursa, bakın mesela şurası hareket ediyor. Şu uç kısmından minicik bir yapıştırıcı yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Onun dışında zaten sorun yok. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde ayrılacak açtığımızda kapak. Şimdi bunu sprey boyamız yardımıyla arkadaşlar boyayacağım. Açık alanda boyamam gerekiyor. Bahçeye çıkıyorum. Bahçede boyayacağım güzelce. Boya kuruduktan sonra tekrar devam edeceğiz süslemesine. Evet, sprey boyayla boyamaya gidelim haydi. Evet, boyamız kurudu arkadaşlar. Ben iki kat boya attım. Şu şekilde yapışmayan yer olmuş kutuya. Bunları şimdi silikonla halledeceğiz inşallah. Dediğim gibi rüzgarsız yerde yapmaya gayret edin. Benim yaptığımda çok rüzgar vardı. Ondan dolayı tam oturmayan yerler olmuş renklerde. Size tavsiyem rüzgarsız alanda yapmanız. Şimdi tam yapışmayan yerleri böyle minik minik silikon dokunduruyorum arkadaşlar. Ve yapışmasını sağlıyorum. Şimdi süsleyeceğiz. Böyle ince sıralı taşlar var gördüğünüz gibi. İnce değil gerçi bu. Ne denir buna? Swarovski taşlar sanırım. Evet. Şu şekilde önce etrafını dolanacağım kapağımızın. Sonrasında minik minik dantelin şekline göre gereken uygun yerlere minik süslemeler yapacağım arkadaşlar. Minik karton kutum olsaydı açılır kapanır kapaklı. Hani olur ya böyle küçük çocuk ayakkabılarının falan kutuları. Onlarla yapmayı planlıyordum aslında, çok istiyordum. Fakat öyle bir kutu ele geçiremedim. Elimde olanla yaptım ben. Ama hani bu şekilde kaplayarak, boyayarak birçok değişik nitelikteki kutuyu işlevsel hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Silikon kullanarak yapıştırıyorum ben.
Çoğunlukla videolarımda da silikon kullanıyorum biliyorsunuz. Normalde de öyle. Ama silikon olmayanlar ya da kullanmak istemeyen arkadaşlar farklı tutkallarda, güçlü yapıştırıcılarda kullanabilirler. Evet, şuraya geldiğimde koparacağım buradan. Evet, şu şekilde çevresini yapıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi bu çiçek desenlerinin olduğu yerlere yapıştırmak için tek tek kestim bunları ben. Pense yardımıyla. Çıkıntıları şöyle alt kısma gelecek şekilde bunları yapıştıracağım. Bakın mesela şöyle çiçek deseninin ortasına bir tane. Silikonla çalışırken ellerinize dikkat etmelisiniz. Gerçekten çok yakıyor çünkü. Evet, bu şekilde minik minik birkaç yere küçük dokunuşlar yapacağız arkadaşlar. Eğer kullandığınız yuvarlak dantel olursa onlar daha düzgün durur diye inanıyorum. Çünkü desenler tamamen ortada olursa süslemesi daha kolay olur arkadaşlar. Yani dantelin desenine, motifine göre. Benim orta kısım biraz boş kaldığı için bu şekilde oldu. Şuralardan da yapacağım arkadaşlar, çizgilerden. Şöyle yapalım. Dantelin motifine göre dilediğiniz şekilde süslemeyi uyarlayabilirsiniz. Şu elimi çekeyim. Tamamıyla görebilin. Şöyle tutup çevirdiğimde bunları koparabiliyorum. Onu da göstermiş olayım. Kesmeye gerek yok yani illaki. Çünkü penseniz varsa kullanabilirsiniz tabii ki. Ben pensemi bulamadığım için kırarak koparıyorum. Evet. Bu şekilde dilediğiniz yerlere elinizdeki süs malzemenizi yapıştırın arkadaşlar. Ve istediğiniz gibi şık bir kutu elde edene kadar çalışın. Evet, gördüğünüz gibi ben şimdi bu kenarları da yapıştırayım aynı şekilde. Bitirelim. Evet, elimdeki sıralı taşlar bitene kadar her yerine yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de bakın buraya ne yaptım. Aslında böyle bir planım yoktu fakat dediğim gibi sprey boyayı rüzgarlı alanda yaptığımdan dolayı boyada dalga dalga böyle şekiller oluştu. Size tavsiyem rüzgarsız bir yerde yapın. Fakat ola ki rüzgarlı yerde yaptınız ya da işte yine benimki gibi oldu. Bu şekilde tutkallar var biliyorsunuz, yapışkanlar, simli yapışkan. Onlardan şu şekilde süslemeler yaptım üzerine. Hem boyanın dalgasını kapatsın diye hem de böyle üç boyutlu bir görüntü kazandırdı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bununla birkaç yere daha şöyle diğer tutkallı yere değmeden çevireyim şöyle.
Bakın böyle farklı görünen yerlere, çok farklı görünenlere bu şekilde sıkarak hem desen vermiş oluyorum arkadaşlar, hem de bu görüntüyü biraz olsun kamufle etmiş oluyorum. Çünkü bakıldığında ilk bu tutkallar çekecek dikkati. Şöyle ara ara yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde şık kutumuz hazır. Gördüğünüz gibi basit bir peynir kutusunu ne hale getirdik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde kendin yap projeleri çok istek alıyor. İsteyen arkadaşlar çok oluyor. Ve yaptığımızda da gelen dönüşlerin, yorumların gerçekten güzel olduğunu görüyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim bunun için. Sizin de fikirleriniz olursa, istekleriniz olursa bizlere belirtmenizi rica ediyorum. Ki o konuda da çalışmalar yapalım sizler için. Evet, gördüğünüz gibi şimdi biraz kurusun. Diğer kalan iki tarafı da yapacağım. Bakın burası ve burası tamamlandı. Şimdi diğer alt kısımlar kaldı. Dediğim gibi onlar biraz kuruyunca onları da tamamlayacağım. Evet, siz de umarım beğenip yapmak istersiniz. Yaptığınız ürünleri de bizimle Facebook, Instagram üzerinden, mobil uygulamamız üzerinden paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Evet, şimdilik kolay gelsin herkese.